Değerli dostlar, merhaba. Size Selim Paşa'dan sesleniyoruz. Biliyorsunuz 2020 yılı başından itibaren bir korona nedeniyle bütün dünyayı etkiledi. Öyle ki 7,5 milyar insan bu hastalık nedeniyle hayatı adeta zehir oldu. Bu hastalıkla ilgili hastalığa çözüm bulmak için bilim insanları durmadan çalışıyor. İnşallah da yakın zamanda gerektiği şekilde bir aşı bulunur ve insanlık bu illetten, bu zilletten kurtulur. Ancak bu arada birçok denemeler de yapılıyor. Bunlardan biri de yıllardan beri alternatif tıpla uğraşan Profesör Doktor Duran Açık Bey bu konuyla ilgili bir buluş yaptı. Buhar buluşuyla bazı hastaların iyileştiğini söyledi ve bunun da gerçekleştiğini bazı arkadaşlarımız teyit etti. Şimdi Sayın Profesör Doktor Duran Açık Bey yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sayın Hocam, önce özgeçmişini kısaca bir anlatır mısınız? Valla ben 50 senedir buradayım. Bu tip üzerine 70 senedir çalışıyorum. 72 ülkeyi gezdim bu tip üzerine, bitkiler üzerine. Yalnız bu ilacı Şubat ayında başlamadan önce ben televizyondan izledim. İç hastalıkları gördüğüm zaman bunun peşini tuttum. Meclise yazdım, Sağlık Bakanlığı'na yazdım, Hürriyet'e yazdım, cevap vermediler. Evet. Onun için size geldim ve sizinle, yani hastalar var idi. Hastalar iyileşti, size bildirim yani. Çok teşekkür ederiz. Bizi tercih ettiğiniz için biz de elimizden geldiğince bu durumu açıklamaya, vatandaşa yararlı olmaya, hizmet vatandaşları etmeye, uyarmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi Sayın Hocam, bu buhar ilacı dediğiniz bu ilaç nasıl bir etki yapıyor? Bu 10 günde yani etkisi görünür. 10 günde etkisi görülüyor. 15 gün. 15 günde görünüyor. Nasıl oluyor buhar şeyi? Tüsü şeklinde mi oluyor? Nasıl Hayır, oluyor? Yalnız demliğin içine koyup evet, buhar çıkacak. Kolayca yani evde yakacak bir yerde buhar yaptığı zaman kokusu yeter ona. Kokusu şey evet, yapıyor. Bu neden yapıldı bu? Neden yaptınız bu buhar ilacını? Bu 3-4 çeşit ilacını yaptım. Onu da çok zor şeye çıkarırım. Yani bu çok damla damla çıkıyor bu şeyi. Tabii belli bir ölçüsü var. Ölçüsü var. Matematik, fiziksel ölçüsü var. Evet. Evet, onun. Peki bunun herhangi bir tehlikesi? Hayır, asla. Daha bronşit ya mesela kuva hastalarına, astım hastalarına bile iyiydi. Evet. Bu. Peki bunu bir müjde olarak verebilir miyiz tabii, vatandaşlarımıza? Tabii. İlgilenseler tabii. Peki nasıl olacak? Bu ilacı nasıl bulacak bunu, vatandaş? O bulacağız. Yani bunu bu Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Yani bunları alıp deneme yapacak. Deneme onlar da yapandan sonra her şey ortaya çıkar. Şimdi daha önce Sağlık Bakanlığı'na ilgili yazdım, yerlere bildirdim. Ama ilgilenilmedi. İlgilenmediler tabii. Halbuki yani bunu dikkate almak lazım. Meclise böyle yazdım, meclise, hürriyete böyle şeye, başkana, cumhurbaşkanına kadar gitti. Ama ilgilenmediler. Peki ne düşünüyorsunuz şimdi? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi hizmet, yani biri gelsin de Sağlık Bakanlığı'ndan gelsinler. Biz bu ilacı vererek deneme yapsınlar. Belki insanları, milleti kurtarak bu hastalıktan. Evet. Şimdi yani tekrar bir müracaatınız olacak mı? Gerek Sağlık Bakanlığı'na gerek. Mesela bu konuyu ilçede kaymakamlarla, valilerle falan bir görüşme durumu olabilir miydi? Olabilir ama dikkate almadılar. Yani
bunu en iyisi denemede şey oldum. Yani deneme yapayım. Sonra iyileşenlerden rapor alayım o hastanelerde. Rapor yok ama iyileşme var. İyileşme var. Evet. Peki bunu nasıl kanıtlayacağız? Bunu işte 4 aile var iyileşmişler. Ondan sorabilirsiniz. Peki işte onlardan da yani onları da konuşturup onlarla onlardan ilgili bilgi almak gerekirdi herhalde. Tabii tabii. Yani o hastalarda tabii, yani kanıt tabii olsun diye tabii, tabii daha iyi olurdu tabii, bence. Tabii tabii. Aslında yani bu konuyla sağlıkçıların özellikle Sağlık Bakanlığı'nın ilgilenmesi gerekir diye düşünüyorum. Sanıyorum ki yani konu sağlık olunca Sağlık Bakanlığı bu konuda biraz duyarlı oluyor, duyarlı görüyorum ben. Ama şahsen çaba da şey yapıyor ama bu durumlara da yani bu konularla ilgili de yapılan çalışmaları takip etmek lazım. Mesela bizim bir bilim kurulu var. Bilim kuruluna bunu bildirmeniz mümkün müydü? Mümkün mü? Ya Sağlık Bakanlığı dikkati vermeden sonra ne iş yapabilirdik? Yani bunu ben bildirdim ama kimsenin umursamadı. Evet. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonra? Ne yapalım? Bundan sonra, yani biz size nasıl yardımcı oluruz? Biz ancak zaten, haberciyiz. Siz zaten çok özür dilerim sözünüzü kestim. Zaten sizin için, sizin kanalınla haber vermek istedim. Evet. Ki anlasınlar. Gelsinler Sağlık Bakanlığı götürsün, deneme yapsın. Ondan sonra cevap versin. Evet. Bizi yani, tercih ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir kuş atarsa. Bir taş bedava, kuş bedava. Atarsan değer, değmezse de değmesin. Zararı yok ki. Değil mi? Evet. Çok kolay evet bir şey yani. Evet. Peki elimizde doneler var ilaçla var, ilgili. Var. Değil var mi? Hazır var. Evet. Evet. Bunu belli mesela hastanelere falan verdiniz mi? Yahut onlarla ilgili hayır, bir görüşme hiç, oldu mu? Hayır. Hiç. Yalnız 4 aileye verdim. O da iyileşti. Tamamen iyileşmişler. Hiçbir şeyler kalmamış. Evet. Siz rahatsızlık geçirdiniz mi bu konuyla ilgili? Rahatsızlığım buydu ki yani dikkat almadılar. Yani. Yok. Hastalıkla ilgili bir sıkıntı oldu mu sizde? Yani? Hayır. Evet, ben 93 yaşındayım. Her türlü yani kendimi korurum. Evet. Her türlü ya. Her gün o buğurdan kliniğe buhar yapıp alıyorum yani. Hasta da gitse sağlıklı var. Evet. Allah uzun ömür versin. Teşekkür maşallah ederim. Yani 93 yaşında hiç gözükmüyorsunuz. 63 gibi gözüküyorsunuz. Allah uzun ömür versin. Teşekkür ederim. Peki ne yapalım? Ne yapmak istersiniz? Siz çağrınız bir son olarak vatandaşlara ne söylemek istersiniz? Vatandaşlara diyorum ki yani Sağlık Bakanlığı ilgilensin bu işten. Acilen millete yardım olur. Evet. Şimdi bizim amacımız da bunu burada arkadaşlarla, arkadaşım Adnan Bey'le falan işte bu çekimi yapıp biz sosyal medyada, YouTube'da yayınlayacağız. Vatandaşların bu konuda bilgilenmesini sağlayacağız. Eğer bizi arayan olursa biz de size ulaşıp vatandaşlara elimizden geldiğince hizmet yararlı size olmaya çalışacağız. Evet, doğru. Evet. Son olarak bir mesajınız var mı? Mesaj yani insanlar biraz dikkatli olsunlar. Yani bu koronavirüs olayına el sıkışma ne bir öpüşme ne bileyim bayramlaşma böyle şeylerden uzak dursunlar yani. Devamlı yıkasınlar. Eldiven çok önemli. Eldiven. Bak, çok önemli. Benim bulaşı yani bu iki tane eldivenim var. Neden? Çünkü bunu çıkarttım o alttaki da bir şey olmaz. Yani vatandaş eldiven taksın mı? Taksın ama evinden dışarıya çıksa taksa. Ha, evinden çıkınca taksın. Evet çok çok güzel olur yani. Evet. Son sözünüz? Son sözümüz Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Size bağlı. Evet. Değerli izleyiciler, Sayın Profesör Doktor Duran Açık buhar ilacı ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. Bu konuda ilgililerin, yetkililerin
hakikaten duyarlı olup bunu incelemesi, en azından tetkik etmesi, hakikaten bunun insanlar için yararlı olup olmadığını görmesi lazım. Görmesi, evet. Biz de bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak, bir fert olarak da bunu sizlere duyurmaya çalışıyoruz. Sanıyorum ki ilgililer, yetkililer bu sesimizi duyar. Hepinize sağlıklı günler diliyor. Hoşça kalın diyorum. Teşekkür ederim.